Emekliye Kurban Bayramı dönüşü bir maaş ikramiye tamam. Bu sefer cüzdanlar bayram edecek. Emekliye ikramiye müjdesi son dakika geldi. Kurban Bayramı dönüşü ay sonuna kadar başvuru yapan 4A, 4B, 4C Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, Emekli Sandığı memur emeklisi, EYT emeklileri herkes alabilir. Emekliye Kurban Bayramı dönüşü bir maaş ikramiye tamam. Bu sefer cüzdanlar bayram edecek. Milyonlarca emeklinin beklemiş olduğu Temmuz zammı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından yapılacak olan açıklamaya çevrilmişti. 3 Temmuz tarihinde açıklanacak olan 12 aylık TÜFE ortalaması ile ilk 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek ve emeklilerin alacağı maaş zammı belirlenecek. Bankalar emeklilerin zamlı maaşları belirlenmeden kesenin ağzını bir kere daha açtı ve en yüksek promosyon yarışı başladı. Bayram dönüşü Haziran ayı sonuna kadar imzayı atan emekliler yükselen rakamlar sonrasında bir maaş ikramiye tutarı kadar ödeme alabilecekler. İşte en yüksek promosyon veren bankalar. En yüksek promosyon hangi bankada? Emekliye maaş promosyonu kaç Türk Lirası? Bankaların promosyon rakamları her geçen gün yükselmeye devam ederken Temmuz ayında gelecek maaş zammı öncesinde rakamlar bir kere daha güncellendi. En düşük emekli aylığı ile kıyaslandığında promosyon alan emekliler bir maaş ikramiye almaya hak kazanmış durumda. Şu anda geçerli olan kampanyalar incelendiğinde en yüksek promosyon veren banka Yapı Kredi Bankası ve İnege Bank olarak ilk sırada yer alıyor. Her iki bankada ek promosyon ödemesi ile toplam rakamı 18.000 Türk Lirası olarak yatırıyor. Kamu bankaları her zaman olduğu gibi SGK tarafından açıklanan emekli maaşı promosyonu tutarı olan 12.000 lirayı öderken Türkiye Finans Bankası ise emeklilere 14.500 Türk Lirası ödeme yapıyor. Bazı ekonomistler emeklilere maaş zammını beklemelerini önerirken bazı ekonomistler ise ek zam beklentisi olmadığını Maaşların çok fazla arttırılmayacağını bu nedenle promosyon rakamlarında da Temmuz ayı sonrasında sert bir fiyat yükselişi beklemediklerini ifade ediyorlar. Bankalar söz konusu rakamları 3 senelik maaş promosyonu olarak öderken bu süre dolmadan maaşını taşıyan kişilerden belirli tutarlarda kesinti yapılıyor.